أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين عليه الصلاة والسلام Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için Dini Celle İslam'ı, Ulûm-i Şer'iyye'yi, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'yi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan cümle musannifin, muhaddisin, müellifin, şurrah ve muhşilerin ruhları için, üstadlarımızdan ahirete intikal edenlerin bi ecmaihim ervahı için, hususen İhsan Efendi hocamızın ruhu için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında her birimizin bugünlere gelmemizde, üzerimize emeği geçip tanıdığımız, tanımadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz mütevelliden ve dışarıdan nice hayır sahibi insanlar ve erbab-ı hukuk varsa ahirete intikal edenlerin cümlesinin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. İsmin tarifini yaptıktan sonra biraz daha net anlaşılsın diye ismin özelliklerini saymaya başlamıştı. Ve lam-ı tarifin dahil olması, cerrin dahil olması, müsnedün ileyh olması, وَمِنْهَا الْاِضَافَةُ İzafet de ismin özelliklerindendir. Peki izafet, muzaf ile muzaf-ı ileyh arasında bir nispettir. İsnat da müsned ile müsnedün ileyh arasında bir nispettir. Yani müsned ile müsnedün ileyhin arasındaki münasebeti isnat denir. Doğru mu? Muzaf ile muzaf-ı ileyh arasındaki münasebete de izafet denir. Hem isnat hem de izafet emri manevidir. Kelime değildir bunlar. İsnat kelime değildir, izafet de kelime değildir. İsnat nedir? Müsned ile müsned-i ileyh arasında bir irtibattır. İzafet nedir? Muzaf ile muzaf-i ileyh arasında bir irtibattır. Mesela diyelim ki biz Gulam-ı Zeyd'in diyoruz. Gulam-ı Zeyd'in de Gulam muzaf, Zeyd'in muzaf-i ileyh. Aradaki bağlantı ne? İzafet. İzafet hangisidir? Gulam mıdır? Zeyd midir? Hayır, değildir. Anlatabildim değil mi? Zeyd'ün kaimun de Zeyd'ün müsned-i ileyh'tir. Kaimun müsnettir. Aradaki bağlantı isnattır. Peki Zeyd müsned-i ileyh, kaim müsned, hangisi isnat? Aradaki bağlantı isnattır. Peki o zaman ismin özelliği olan isnat olamaz. Çünkü isnat ne değildir? İsim değildir. İsnat kelimesini kastetmiyoruz, manasını kastediyoruz. Ya müsneddir bundan maksat, ya müsned-i ileyhtir. Vel isnad-ı ileyh, müsned-i ileyh olmak dedi. Vel izafetü'deki, buradaki izafetten maksat ne olacak? Ya muzaf olacak, ya da muzafun ileyh olacak. Ve minhel izafetu, izafet yani ey kevnü şey'i muzafen, muzaf olmak ismin özelliklerindendir. Demek ki muzaf-ı ileyh olmak değildir ismin özelliklerinden. Muzaf olmaktır ismin özelliklerinden. Fiil muzaf-ı ileyh olabilir mi? Olabilir diyecek. Ama fiil muzaf olur mu? Asla olmaz diyecek. Ey kevnü şey muzafen. Arkadaşlar İbn Hacib'e göre Merartu bi Zeyd'inde de izafet var. Merartu bi Zeyd'inde Merartu muzaftır, bi Zeyd'in muzafı ileyhtir. Daha önce de söylemiştim. Harf-i cere niye huruf-u cer denmiş harf-i cerlere? Konuşmuştuk onu değil mi? Huruf-u cer denmişti, huruf-u izafe denmişti. Yani biz harf-ı cer denmesinin sebebi cer ettiğinden dolayı ameline yaptığı amelle kendisine isim verildi. Tamam denebilir ama aslında cer çekmek demektir. Mutaallikin manasını çektiğinden dolayı buna cer denir. İzafet de yine mutaallikin manasını medhulüne çektiğinden dolayı izafet denmiştir kendisine. Şimdi İbn Hacib ve Cami Hazretleri, Abdurrahman el-Cami Hazretleri Merartu bi Zeyd'in gibilere de izafet diyorlar. Ama izafet bi zikri harfil cerri. Bi takdiri harfil cerri değil. İzafet
bi zikri harfil cerri. Onun için diyor ki muzafen bi takdiri harfil cerri. Harfi cerrin takdiriyle muzaf olmak ismin özelliğidir. La bi zikrihi lafzan. Harfi cerri lafzan zikriyle efendim muzaf olan değil. Çünkü ona göre merartu bi zeydin de nedir? Merartu muzaftır der. Peki mesele anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ve veçhu ihtisasıha bil ismi. Peki neden muzaf olmak ismin özelliğidir? Bunun delili nedir? İhtisasu levazimiha izafetin yani muzaf olmanın lazımları has olduğundan dolayı nedir ihtisasın şey muzafın ihtisası arkadaşlar levazımı nedir? Minet ta'rifi ve tahsisi ve tahfifi. Mesela muzafu ileyh marife ise muzaf ne alır? Marifelik alır. Muzafu ileyh nekire ise muzaf ne alır? Tahsislik alır. İzafet izafeti lafziye ise muzaf ne alır? Tahfiflik alır. Yani ala külü hal izafetin bir faidesi vardır. Ya bu faide lafzidir veya manevidir. İzafeti maneviye de hem lafzi hem manevidir. Doğru mu? Mesela gulam-ı zeydin de hem lafzi hem manevidir. Lafzı olarak nedir? Gulam zeydden ne aldı? Marifelik aldı. Manevi olarak nedir? Gulam zeydden ne aldı? Marifelik aldı. Lafzı olarak nedir? Tahfiflik oldu. Tenvin gitti. Yani izafeti manevi, izafeti lafze, lafızla tahfiflik ifade eder diyoruz ya. Peki izafeti maneviye lafızla tahfiflik ifade etmez mi? Tenvinin kalkması ala külli hal bir tahfiflik değil midir? O zaman tahfiflik izafeti lafziyede de var, maneviyede de var. Doğru mu? İzafeti maneviyede ayrıca muzafileyten marifelik almak vardır. Veya tahsislik almak vardır. Şimdi marife olmak, muhassas olmak, muhaffaf olmak. Bunlar neyin özelliğidir? Tenvini hasfedeceksin ve tahfiflik meydana getirmiş olacaksın. Fiilde zaten tenvin yok ki tahfiflik meydana gelsin. Dolayısıyla izafetin levazımı nedir? Tarif, tenkir, tahfif. Affedersin, tarif, tahsis ve tahfif. Doğru mu? Tahsis ne zaman? Muzafili. Nekir olduğu zaman değil mi? Gulam-ı racülinde ne var? Tahsislik var. Gulam-ı zeydinde ne var? Marifelik var. Şimdi tarif, izafetin nesidir? Lazımıdır. Efendim tahsis, izafetin lazımıdır. Tahfif nedir? İzafetin lazımıdır. Peki tarif, tahsis ve tahfif fiilde olur mu? Buradaki tahfif nedir arkadaşlar? Tenvinin hasfedilmesiyle meydana gelen hafifliktir. İzafetin hem lafziyesinde hem de maneviyesinde ne vardır? Lafızda tahfiflik var. İzafeti maneviye de ayrıca muzafile-i marife ise marifelik almak vardır. Nekere ise tahsislik almak vardır. Evet. Ve vechu ihtisasiha. Vecih burada delil anlamındadır. Ve vechu ihtisasiha. İzafetin has olmasının vecihi, bil ismi, isme has olmasının vecihi nedir? İhtisasu levazimiha. İzafetin levazımının has olmasıdır. Neden o? Evvela istersen ibareyi bağlayayım. İhtisasu levazimiha, izafetin levazımının has olmasıdır. Neye? Bihi. Bu levazım neden? Minet tarifi marifelikten ve tahsisi ve tahsislikten ve tahfifi tahfiflikten. Neye has olmasıdır? Bihi isme has olmasıdır. Yani tarif, tahsis, tahfif. Tahfiften maksat neydi arkadaşlar? Bihazfi temmin ev ma yegûmu makâmehu. Yani temmin veya temminin naibi hasfedilir değil mi? Mesela tesnelerde ne gider? Nun gider. Cem-i salimlerde ne gider? Nun gider. Tenvin veya tenvinin naibinin gitmesi bir tahfifliktir. Lafızda tahfifliktir. Bunlar nerede olur? İsimde olur. Öyleyse izafette isimde olur. Peki izafetin levazımı
Ancak tarif, tahsis ve tahrif isimde olduğundan dolayı izafet ismin özelliğidir. Anladık da niye biz bunu muzaf diye tefsir ettik? Sonuçta izafetin bir tarafı da muzaf ileyhtir. Niye bunu sadece muzafa tahsis ettik? Ve innemâ fessernel izafete bikevni şey'i muzafen. Biz izafeti umume almadık. Yani muzaf ve muzaf ileyh manasında almadık. Sadece muzaf ileyh manasında da almadık. Muzaf manasında aldık onu. Kevni şey'i muzafen dedik. İsnatta müsnedü ileyh olmak dedik. İzafette muzaf olmak dedik. Neden böyle izafet umumi olduğu halde biz onu hususi yaptık? Bir kısma tahsis ettik. لِأَنَّ الْفِعْلَ اَوِ الْجُمْلَةَ Çünkü fiil veya cümle قَدْ يَقَعُ مُضَافًا اِلَيْهِ Bazen muzaf ileyh olabilir. Şimdi arkadaşlar, fiil muzaf ileyh vaki olduğu yerde bazıları der ki, mesela قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُ Buradaki yevm kelimesi yenfa'u kelimesine muzaftır. Yenfa'u'ya mı muzaftır? Yani fiile mi muzaftır yoksa cümleye mi muzaftır? Bu konuda iki görüş vardır. Bir görüşe göre fiilin kendisine muzaftır. Bir görüşe göre de cümleye muzaftır. Onun için burada لِأَنَّ الْفِعْلَ اَوِ الْجُمْلَةَ dedi burada. لِأَنَّ الْفِعْلَ اَوِ الْجُمْلَةَ Fiil veya cümle. İmam Abdurrahman el-Cami Hazretlerine göre burada muzaf-ı ileyh olan fiildir. Ama bazıları da nedir diyor? Cümledir diyor. لَاَنَّ الْفِعْلَ اَوِ الْجُمْلَةَ Fiil veya cümle قَدْ يَقَعُ مُضَافًا اِلَيْهِ Bazen muzaf-ı ileyh olabilir. O zaman muzafın ileyh olmak ismin özelliği olamaz. Çünkü fiil olabiliyor. Nasıl ismin özelliği olacak? Değil mi? Cümle olabiliyor. Nasıl ismin özelliği olacak? كَمَا فِي يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ da okunur. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ da okunur. Eğer yevm kelimesi muzaf olursa, o zaman mensup olur. İzafetten kesilirse mebni olur. Yani قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ dersek, o zaman izafet söz konusu mudur? Tabi mebni olması lazım. Veyahut da tenvinli olması lazım. Bu nerede geçmişti arkadaşlar? Nahiv kitaplarınızda nerede geçmişti? İzharın mebni bahsi vardı. Mebni arız. Mebni arızı lazım, gayri lazım, caizül bina, vacibül bina. Orayı bir gözden geçirin arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşelim. Şimdi arkadaşlar burada yevm kelimesi ne olmuştur? Muzaf olmuştur. Nereye muzaf olmuş? Yenfe'u'ya muzaf olmuş. Yenfe'u'nun kendisine mi yoksa cümlesine mi? Bazılarına göre fiile muzaf olmuştur, bazıları da cümleye muzaf olmuştur diyorlar. Dolayısıyla burada yevm kelimesi muzaf, yenfe'u muzaf olunca demek ki fiil de muzaf-ı ileyh olabiliyor. Yani ismin dışında muzaf-ı ileyhin olabiliyor, muzaf-ı ileyh olan olabiliyor. Veyahut da cümleye muzaftır. Cümleye muzafsa demek ki cümleye isimdir diyebilir miyiz? Ha, cümle isim dermez sonuca. Cümle nedir? Bir mürekkeptir yani. İsim olabilmesi için müfred olması lazım. Hani cümleyi ismiye, cümleyi fiile meselesi ayrı. İsim dediğin zaten müfred olması lazım, bir kelimedir. O zaman eğer cümle muzaf-ı ileyh olabiliyorsa, muzaf-ı ileyh olmak ismin özelliğidir diyemeyiz. وَقَدْ يُقَالُ بُوْ قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ وَيَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ Ayet-i kerimesine cevap, bununla beraber gelebilecek itiraza cevaben şu denebiliyor. وَقَدْ يُقَالُ هَذَا بِتَعْو۪يلِ الْمَصْدَرِ Yani burada her ne kadar yenfe'u fiiline veya efendim cümleye muzaf olduysa da bu da tevil-i mastardır. Normal değil bu yani. Tevil-i mastar yapılıyor. Yani ne dedik? Hâdâ, قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمَ نَفْعِ صِدْقِ الصَّادِقِينَ demektir. يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ يَوْمَ نَفْعِ صِدْقِ الصَّادِقِينَ demektir. Yani her ne kadar görünüşte fiil
veya cümle muzafı ileyh oldu ise de sonuçta tevil-i mastar yapılıyor normal olmadığından dolayı. O zaman وَقَدْ يُقَالُ هَذَا بِتَوِيلِ الْمَصْدَرِ اَيْ يَوْمُ نَفْعِ السَّادِقِينَ نَفْعِ السَّادِقِينَ mi sizde? Yani يَوْمُ نَفْعِ السَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ demektir. Orada صِدْقُهُمْ nedir? Mahzuftur. فَالْيَوْمْ خَبَرُ الْمُبْتَدَيْ لَاَنَّهُ مَرْفُوعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ عِنْدَ نَافِعٍ Peki, فَالْاِضَافَةُ بِتَقْد۪يرِ حَرْفِ الْجَرِّ مُطْلَقًا يَخْتَصُّ بِالْاِسْمِ Şimdi, izafetten maksat neydi? Bir şey muzaf olmaz. Buradaki يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ'yı biz mastar tevhili yaptığımız zaman bu sefer muzaf ileyh fiildir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Cümledir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Fel izafetu bu görüşe göre yani fakat yukalü cevabına göre fel izafetu bi takdiri harfil cerri mutlakan. Mutlak olarak yani istersen bundan ne kastet? Muzaf istersen muzaf ileyh kastet. Fel izafetu bi takdiri harfil cerri mutlakan yahtassu bil ismi. İsme has olur. Anlaştık? Yani fiili muzafileh yapmadık, cümleyi muzafileh yapmadık. Yusuf ne yaptık orada? Tevil-i mastar yapmış olduk. Eğer böyle bir cevapla beraber cevaplayacak olursak o zaman fiil şey olmuyorsa söyle. Muzafileh olmuyorsa veya cümle muzafileh olmuyorsa muzaf olmak ve muzafilehin olmak ne olmuş oluyor? İsmin özelliği olmuş oluyor. Şimdi yukarıda dedi ki وَمِنْهَا الْاِضَافَةُ اَيْ كَوْنُ شَيْءٍ مُضَافًا بِتَقْد۪يرِ حَرْفِ الْجَرِ dedi. Niye بِتَقْد۪يرِ حَرْفِ الْجَرِ dedi? Metinde öyle bir şey geçmiyor. وَاِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْد۪يرِ حَرْفِ الْجَرِ Biz harfi cer dedik orada. Bu musannifin yani metin sahibinin İbn-i Hacib'in sözü değildi. Biz bu sözü şerhte biz söyledik diyor cami hazretleri. Niye böyle bir kayıt getirdik? لَأَلَّا يَنْتَقِضَ بِقَوْلِنَا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ gibilerle bozulmasın diye. فَاِنَّ مَرَرْتُ مُضَافٌ اِلَى زَيْدٍ بِوَاسِلَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا Tamam. Demek buna yani biz buna muzafileh demiyorduk. Ama bu terim, bu tabir var mı? Var. Madem ki bu tabir vardır, onun için bir takdire harf-i cerri dedi. Merartu bi zeydin gibileri, yani harf-i cerri zikredilip fiile taalluk ettiği zaman orada da izafet var diyor. Harf-i cerri mütallakın manasını çekmiştir, izafe etmiştir. Nereye çekmiştir onu? Medhulüne çekmiştir. Orada da bir izafet var diyor bazıları. Dolayısıyla onun için vel izafetu kevnü şey'i muzafen bi takdire harf-i cerri tefsiriyle bunu tefsir ettik, kaydıyla kayıtladık. Bu da tamam arkadaşlar. Şerhlerde bununla ilgili şu görüş daha güçlüdür, daha kuvvetlidir demiyor da şöyle bir ifade var. هَذَا بِتَو۪يلِ الْمَصْدَرِ هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَهْبَ اِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اَيْ قَوْلُهُ يَوْمَ يَنْفَعُ اَوْ اَحَدُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ الْفِعْلِ اَوِ الْجُمْلَةِ وَلَعَمْرِ اَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْمَرْضِيُّ وَالْمَرْضِيُّ Yani bunun fiil, söyleyin, isim tevilinde olması fiil değil de veyahut da cümle değil, muzafileh, burada tevil yapmak suretiyle yenfa'u ne olmuş oluyor? Muzafileh oluyor. Yani gerçekte bunlar muzafileh olmayan ne cümle elverişli değildir ne de şey elverişli değildir. Söyleyeyim, fiil elverişli değildir, tevil yapılmak suretiyle oluyor.
Buraya kadar şerhlerde tevilin daha doğru olduğu görüşü, musannifin görüşüne de muvafık bir görüş olduğu söyleniyor. Ama iki görüşten, yani fiil midir yoksa cümle midir çok da önemli değildir. İster fiil de ister cümle de değişen bir şey yoktur yani. Ya, uygulamada değişen bir şey yoktur. Ne yapmış olacaksın? Fiil mahallen mecrudur diyeceksin. Yenfa'u mahallen mecrudur diyeceksin. Öbür türlü yenfa'u es-sadıkine sıdkuhum failiyle beraber cümle mahallen mecrudur diyeceksin. Uygulamada bir şey yok yani. Hangisini söylersen söyle. Ve huve eyl ismu kısmani. İsim iki kısımdır. Şimdi arkadaşlar isimden bahsediyorduk. İsmin tarifini yaptıktan sonra dedi ki ve min havasihi. Bunun için anlattı. Tarifte ismi bize tanıttı ve min havasihi deyince biraz daha özelliklerini tanıyınca biraz daha ismi yakinen tanımış olduk. Şimdi geldi diyor ki ve huve mu'rabun ve mebniyun. İsim mu'rab ve mebnidir. Burada Musannif İbn Hacib Hazretleri ve huve mu'rabun ve mebniyun deyince Musannif Hazretleri de Şari Hazretleri de ve huve eyl ismu kısmani diye tefsir etmiştir onu. Bir defa burada eyl ismu kısmani diye tefsir etmesinin bir sebebi burada ve huve mu'rabun ve mebniyun bir taksim gözüküyor. Doğru mu? Mu'rab ve mebni diye bir taksim gözüküyor. Bu taksim nedir? Külliğinin cüz'iyatına taksimidir. Yani sonuçta isim nedir? Küllidir. Mu'rab ve mebni onun cüz'iyatıdır. Veyahut da külliğinin nevilerine taksimidir de denebilir. İnsanın zenci ve Arabi ve Türki diye kısımlara ayrılması gibi. Yani şimdi insan dediğimiz zaman insan bir nevidir ama küllidir sonuçta. Doğru mu? İnsanı ikiye ayırdığın zaman ne dersin? Mesela Arabi ve Acemi dersin, ikiye ayırırsın. Bu nedir? Bir külli iki nevisini ayırmış oluyorsun. Sonuçta isim de nedir? Bir nevidir. Kelime nedir? Cinstir. İsim nedir? Nevidir. Mu'rab ve nevi sonuçta o da bir küllidir. Bu külli iki nevisini ayırmış oluyorsun. Acemi, Arabi bunlar da birer nevinin nesi oluyor? Kısımları cüz'iyatı olmuş oluyor. Anlatabildim mi acaba? Şu tabiri biliyorsun değil mi arkadaşlar? Cüz'i, külli. Cüz ve kül. Aradaki fark neydi? Cüz'i ile cüz arasında, külli ile kül arasındaki fark nedir Ahmet Şahin? Şimdi arkadaşlar külli ile cüz'i arasında hamil caizdir. Kül ile cüz arasında hamil caiz değildir. Külli ile cüz'i arasında mesela hayvan küllidir, insan cüz'idir. İnsan hayvandır. El insanu hayvanun dersin, izafet yapabilirsin. İsnat yapabilirsin. Hamil yapabilirsin. Ama kül ile cüz arasında hamil olmaz. Mesela insan ve el. El insanın nesidir? Cüz'üdür. El yedü insanın denmez. O zaman isim külli midir? Küllidir. Mu'rab ve mebni bunun cüz'ü müdür? Cüz'isi midir? Cüz'isidir. O zaman ve huve mu'rabun ve mebniyün külliğinin cüz'iyatına taksimidir. Veya külliğinin nevilerine taksimidir diyelim. Şunlar hepsi yani mu'rab de burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İbn Hacib'in eserindeki tarzı özelliklerinden birisi de hangi konuyu anlatırsa onun dışına çıkmaz. Dolayısıyla şimdi burada mu'rab ve mebni'yi anlatırken nerede anlatıyor bunu? İsim bahsinde anlatıyor. O zaman buradaki mu'rablik ve mebnilik hep nerede düşüneceğiz onu biz? Mutlak mu'rab ve mebni'yi anlatmıyor. Mesela buradaki mu'rabın içerisinde fiil-i muzari yoktur. Buradaki mu'rabın içerisinde fiil-i muzari yoktur. Çünkü ve huve isim mu'rab ve mebnidir diyor. Bu yansuru buradaki mu'rabe girmiyor. Mu'rab olmadığından değil mebniye de girmiyor. Çünkü o isim bahsi değil. Şu anda nereye okuyoruz biz? İbn Hacib Hazretleri isim bahsini işliyor. O zaman ve huve ismin devamında bu geldiğine göre eğer kelimeyi söyleyecek olsaydı fiili de ve diğer harfleri de sokacak olsaydı işin içerisinde ve hiye eyl kelimetü derdi veya el kelimetü kelime mu'rabun ve mebniyün derdi.
öyle dememiştir. Demek ki ve huve eyl ismi kısmani deyince zamirin merci, çünkü konu nedir? İsmin tarifini yaptı, havasını saydı. Merci geride, biraz geride kaldığından dolayı burada zikretmeye ihtiyaç duydu. Ve huve eyl ismi isim kısmani dedi. Yani burada huvenin haberi kısmani olur. Mu'rabun ve mebniyün haber ba'del haber olabilir. Veya mu'rabun ve mebniyün nedir arkadaşlar? Atıf var burada. Atıf ba'del hükümdür. Ve atıf kablel hükümdür. Yani önce mu'rab ve mebni birbirine atfediyorsun. Diyorsun ki ve huve efendim isim nedir? Mu'rabun ve mebniyün, mu'rab ve mebnidir. İkisi birden sanki haber gibi olmuş oluyor. Evet. Peki bu ve huve mu'rabun ve mebniyün de hasır var mı arkadaşlar? Yani mu'rab ve mebni kısımlarına munhasırdır manası var mı burada? Normalde es-sükûtü fî mâridî taksîm yufîdül inhisâr diye bir kural vardı geride hatırlarsanız. Efendim, taksim mevkiinde sükût hasrı ifade eder, inhisâr ifade eder. Burada mu'rab ve mebni deyip de, iki kısma ayırıp da mu'rab ve mebni deyip susmuş olması inhisâr ifade edebilir bu açıdan. Ama geride inhisarla şeyle ilgili, hasırla ilgili delil de zikretmişti. Ve hiye ismu ve fi'lun ve harfun li'enneha dedi, bir hasır delili zikretti. Orada inhisar olduğu kesindi. Doğru mu? Burada bir inhisar delili zikretmedi ama sonuç olarak isim gerçekten ya murab ve ya mebnidir. Bir üçüncüsü söz konusu değil. Li'ennehu la yahlu imma en yekuna murakkaban. Şimdi bu neyin delilidir arkadaşlar? Neden isim ya mu'rab veya mebni olması gerekiyor? Bunun delili şu. Burada arkadaşlar bazı eserlerde mu'rab ve mebni kısımlarına inhisarın delilini başka türlü zikretmişlerdir. Demişler ki isim amillerin değişmesiyle ya ahiri değişir veya değişmez. Eğer ahiri değişirse mu'rab'tır. Eğer değişmezse mebnidir. Bu şekilde hasrın delilini, yani mu'rab ve mebni kısımlarına munhasır olduğunun delilini, çünkü isim ya amillerin değişmesiyle ahiri değişir veya değişmez. Hasrın delili bu. Fakat musannif burada Şari Hazretleri, Cami Hazretleri bu delili zikretmedi. Diyor ki لَاَنَّهُ لَا يَخْلُوا اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مَعَ غَيْرِهِ اَوْلَى وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يُشْبِهَ مَبْنِيَ الْاَصْلِ اَوْلَى وَهَذَا اَعْنِ الْمُرَكَّبَ الَّذ۪ي لَمْ يُشْبِهِ مَبْنِيَ الْاَصْلِ هُوَ الْمُعْرَبُ وَمَا عَدَاهُ اَعْنِ غَيْرَ الْمُرَكَّبِ وَالْمُرَكَّبَ الَّذ۪ي يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْاَصْلِ مَبْنِيُّونَ. Şimdi izhardaki bilgilerinizi bir hatırlayacak olursanız arkadaşlar, mamulün baş tarafında el-bâb-ü thâni fil-mâmul nasıl başlıyordu? Kim hatırlayacak? İzhar'da el-bâb-ü thâni fil-mâmul dedikten sonra nasıl başlıyordu? اِعْلَمْ اَنَّ الْاَلْفَاضَ الْمَوْضُوعَةَ اِذَا لَمْ تَقَعْ فِي التَّرْكِيبِ لَا تَكُونُ مَعْمُولَةً كَمَا لَا تَكُونُ عَامِلَةً. Hatırladınız mı? İzhar'da el-bâb-ü thâni fil-mâmul dedikten sonra ne demişti? اِعْلَمْ اَنَّ الْاَلْفَاضَ الْمَوْضُوعَةَ اِذَا لَمْ تَقَعْ فِي التَّرْكِيبِ لَا تَكُونُ مَعْمُولَةً كَمَا لَا تَكُونُ عَامِلَةً وَاِذَا وَقَعَ فِي التَّرْكِيبِ فَعَلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ dedi. Yani İmam Birgibi Hazretleri de İzhar'da bize dedi ki, terkipte vakı olmayan lafızlara amil de denmez, mamul de denmez. Şimdi amil denmiyorsa, mamul denmiyorsa buna mu'rab de denmez. Anlatabildim mi? Mu'rab de denmez. Musannife göre bir kelime amili kendisiyle tahakkuk edecek şekilde terkipte vakı olursa mu'rab'tir. Amili kendisiyle tahakkuk edecek şekilde terkipte vakı olursa mu'rab'tir. Ne demektir bu? Mesela Zeydun kaimun dedin. Mübteda haber. Amili tahakkuk etti mi burada? Mübteda haber. Amili maneviydi. Darabe Zeydun amran. Tahakkuk etti mi? Etti.
Peki Ulam-ı Zeyd'inde yine amil tahakkuk etti mi? Bir tanesine tahakkuk etti, bir tanesine tahakkuk etmedi. Ulam Zeyd'inde Zeyd'in amili var, o da muzaftır. Ama Ulam'a nasıl hareke vereceksin? Ulam-ı Zeyd'in mi diyeceksin? Ulam-ı Zeyd'in mi, Ulam-ı Zeyd'in mi diyeceksin? Burada Ulam, amili kendisiyle tahakkuk edecek şekilde terkipte vaki olmadı. Şimdi bir daha okuyorum arkadaşlar. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُوا اِمَّا اَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مَعَ غَيْرِهِ اَوْلَى. Yani isim ya murakkep ma'a gayrihi olur veyahut da murakkep ma'a gayrihi olmaz. وَالْاَوَّلُ birincisi murakkep ma'a gayrihi olan اِمَّا اَنْ يُشْبِهَ مَبْنِيَ الْاَصْلِ ya mebniye asla münasip olur evlâ veya münasip olmaz. وَهَذَا bu اَعْنِ الْمُرَكَّبَ الَّذ۪ي لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَ الْاَصْلِ mebniye asla münasip olmayan هُوَ الْمُعْرَبُ işe مُعْرَبُ olan budur. وَمَا عَدَاهُ bunun dışındaki. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Bir, terkipte hiç vakı olmamış. İki, terkipte vakı olmuş ama amili kendisiyle tahakkuk edecek şekilde vakı olmamıştır. Bu ikisi اَعْنِي غَيْرَ الْمُرَكَّبِ hiç terkipte vakı olmamış. Yani terkip مَعَ غَيْرِهِ olmamış. Vel murakkeb ellezî yüşbihu mebniyel aslı terkipte vakı olmuş ama mebni asla münasip olmuştur. Mebniyün mebnidir. Demek ki arkadaşlar bu li'ennehu cami hazretlerinin li'ennehu'su nedir? Bir talildir. Neyin talilidir? Aslında hasrın değil mi? İnhisarın talilidir. O zaman burada alâ külli hal biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ve huve mu'rabun ve mebniyün kısım sayarken mu'rab ve mebni kısımlarından ibarettir. Dedikten sonra İbn Hacib kendisi ne yapmamıştır? İnhisar delilini zikretmedi. Nerede zikrettiği gibi? Kelime üç kısma ayrıldı dedikten sonra لِأَنَّهَا اِمَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنَ فِي نَفْسَى اَوْلَى diye bir inhisar delili zikretti. Burada zikretmedi. O zikretmedi. Kim zikretti? Cami Hazretleri zikretti. O zaman لِأَنَّهُ bunun hasır delilidir. Başkaları başka türlü hasır delilini getirdiler. Bu ise İbn Hacib'in muradına uygun bir hasır delili zikretmiştir. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُوا اِمَّا اَنْ يَكُنَ مُرَكَّبًا مَعَ غَيْرِهِ اَوْلَى وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يُشْبِهَ مَبْنِيَ الْاَصْلِ اَوْلَى وَهَذَا اَعْنِ الْمُرَكَّبَ الَّذِي لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَ الْاَصْلِ هُوَ الْمُعْرَبُ وَمَا عَدَاهُ اَعْنِ غَيْرَ الْمُرَكَّبِ وَالْمُرَكَّبَ الَّذِي يُشْبِهْ مَبْنِيَ الْاَصْلِ مَبْنِيٌّ وَمَا عَدَاهُ مَبْنِيٌّ وَمَا عَدَاهُ مُبْتَدَا مَبْنِيٌّ خَبَرْدِر وَمَا عَدَاهُ bunun dışındaki مَبْنِيٌّ مَبْنِيدِر. Şimdi arkadaşlar mebni asıl deyince aklınıza ne geliyor? İsimlerde mebni asıl var mıdır? İsimlerde hiç mebni asıl yoktur. İsimlerin tamamında mebni olanlar mebni arızdır. Mebni asıl arkadaşlar harf, mazi, emir bi gayri lam indel bisriyin cümle. Harf, mazi, emir bi gayri lam indel bisriyin cümle. Doğru mu? Evet, mebni aslın aslı harftir. İkincisi mazidir. Üçüncüsü emir bi gayrilen Basralılara göre. Küfelilere göre unsur nedir? Mukadder bir lamla meczumdur. Mebni değildir. Mukadder bir lamla meczumdur. Bir de cümle. Bu dört tanesine mebni asıl deniyor. İsimlerin tamamı, bunların dışındakilerin tamamı nedir? Mebni arızdır. Ha mebni arız vacibul bina olur. Daima mebnidir. Mesela zamirler. Vacibul bina kısmındadır onlar. Efendim, ismi işaretler, ismi usuller vacibul bina kısmındadır. Tesniyeleri tartışıdır. Hâdâni hâdeyni, ellezâni ellezeyni. Bunlar sadece tesniyeleri muğrabdir diyen var. Her ne kadar muğrab gibi hareket edilse de yine mebnidir diyen de var ama madem ki tesniyelerin de ismi işaretlerin ve ismi usullerin tesniyelerinde hâdâni hâdeyni oluyor. Muğrab demek daha doğru olur. Çünkü refi mahallinde hâdâni deniyor, nasıb mahallinde ve cer mahallinde hâdeyni deniyor. Birileri buna sadece tesniyeli muğrabdir diyorsa buna da saygı duymak lazım. Uygulamada böyle. Bazıları da diyor ki hâdânin mebni olmasını gerektiren sebep hâdânide de vardır. Öyleyse ona mebni buna muğrab dersek uyumsuzluk olur, adaletsizlik olur. Her ne kadar burada muğrab kılığına girse de biz ona gene ne diyelim? Kılık olarak böyle ama yine mebnidir diyelim demişlerdir. Yani uygulama değişmiyor aslında. Hâdâni hâdeyni. Demek ki zamirler, ismi işaretler, ismi usuller bunlar nedir? Mebni asıldırlar.
affedersiniz. Mebni vacip, bunlar mebni arızı lazımdır bunlar. Ne demek mebni arızı lazım? Mebni asıl değildir arızı. Mebni asıl dışındaki mebnilerin tamamına mebni arızı denir arkadaşlar. Mebni asıl dışında, mesela diyelim ki zamirler, affedersiniz, harf, mazi, emir bi gayri lam indel bısriyin, cümle. Bu dört tanenin dışında karşımıza hangi mebni çıkarsa mebni arızdır. Bizi aldatan nedir? Mesela sizi aldatan ne oldu? Zamir her zaman mebnidir. Her zaman mebni olunca mebni asıl gibi düşündün onu. Anlatabildim mi? Sen haklısın orada. Ama bu ıstılahta murab mebni ıstılahında veyahut da mebni ıstılahında mebni ikiye ayırırlar. Mebni asıl, mebni arız. Mebni arızı ikiye ayırırlar. Mebni arızı lazım, mebni arızı gayri lazım. Öyle mi? Mebni arız lazım olur, gayri lazım olur. Vacibül bina olur, caizül bina olur. Bu detaylar şeyde çok geniş bir şekildeydi. Belki biraz da yormuştu sizi izharda. Ama detaylı bir şekilde zikrediliyordu. Mebni asıl harf mazı emir beğeri lam endel bısırin cümle dedik. Geçtik burasını. Bilgi gelecek. Şimdi tarifi yapacak ya. Fel mu'rabu mu'rab. Şimdi arkadaşlar, dedi ki, el ismu isim nedir? Ve huve isim nedir? Mu'rabun ve mebniyun. Mu'rab ve mebnidir dedi. Sonra fel mu'rabu dedi. Bu fel mu'rabu'ya nasıl bir fa'dır bu? Bu fa tefsir için gelmiştir. El fa'li tefsir. Tefsir için gelmiştir. Ama tefsir için de olsa fa'da, ne vardır arkadaşlar? Atıf harflerinden birisi vav'dır, birisi fa'dır. Fa ile vav arasında ciddi fark nedir arkadaşlar? Vav da cem içindir, fa da cem içindir. Vav mutlak cem içindir. Fa ise bila muhle tertip içindir. Bila muhle tertip içindir. Tecibu tekbiratul iftitahi fel kıyam. Öyle miydi? Tecibu tekbiratul iftitahi fel kıyamu. Şimdi iftitah tekbiri vaciptir, kıyam da vaciptir. Kıyamla iftitah tekbir arasında süre var mı? Yok. Ama önce hangisidir? İftitah tekbiriyle namaza giriyorsa o öncedir. Kıyam da ondan sonradır ama arada ne yok? Mühlet yok. Şimdi burada fel mu'rabu deyince bir fa getirdi. Peki fa'nın ifade ettiği takip bila mühleyi gerektirecek burada ne vardır? Anlatabildim mi? Abdülgafur da der ki el-fa'u li't-tefsir, fa tefsir içindir. Vel-musahhihu li-duhulil-fa'i el-mevzu'ati li't-ta'kibi, takip için vaz edilmiş olan fa normalde burada gelmesi sahih değildir. Eğer takibi gerektirecek bir şey yoksa. Peki, takibi gerektirecek bir şey yoksa, fa'nın gelmesi sahih değilse, burada musahih nedir? Fa'nın gelmesini tasih eden nedir? Alel müfessir. Müfessir üzerine fa'nın gelmesini tasih eden kevnu zikri zâlikel müfessiri ba'de zikril müfessiri. Müfessirin zikrinden sonra geldiğinden dolayıdır. Yani şöyle. Ve huve mu'rabun ve mebniyün dedi. Mu'rab ve mebnidir dedi. Fel mu'rabu, yani mu'rab ve mebninin zikri geçtiğinden dolayı onu tefsir edecek olan, yani mu'rab ve mebni dedi ya, şimdi onu tefsir edecek olan ilerideki cümledir. Burada vuku bakımından, yani ca'ani zeydün fe amrun de, Zeyd geldi, hemen peşinde Amr geldi. Burada zaman itibariyle mühlet olmadan, arada bir zaman farkı olmadan bitişik birbirine demektir. Yani Zeydün Fa'mrun o demektir. Birisi kapıdan içeri damladı, arkasından o damladı. Yani ne yok? İttisal var arada, şey yok. Mühlet yoktur. Burada böyle takibi gerektirecek bir anlam yok ama sonuçta birisi zikredildi, öbürü peşinden zikredildi. Araya fasıla girmediğinden dolayı burada o manayı, yani takip manasını ifade edecek bir durum var mıdır? Yani ennel fa'e mevzu'atun
لِكَوْنِ مَضْمُونِ مَا بَعْدَهَا عَقِيبَ مَا قَبْلَهَا فِي الزَّمَانِ Siyalikuti'nin izahını okuyayım size arkadaşlar. Bu bilgiler eğer ilme talip iseniz çok işinize yarar bunlar arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız yerlerde bunlar karşınıza böyle can kurtaran simidi gibi çıkarlar. Bir ders okuduğunuzda o dersteki bir harfi bir harfle ilgili, bir harf dahi olsa onunla ilgili bir açıklamayı kafanızda netleştiremediğiniz zaman o konuyla ilgili, o konunun tamamıyla ilgili endişeniz hasıl olur. Bu konuya ben tam hakim değilim dersiniz. Eğer bu dersi talim ediyorsanız, talim konusunda sıkıntı yaşarsınız. Şimdi diyor ki, اَنَّ الْفَاءَ مَوْضُوعَةٌ لِكَوْنِ مَضْمُونِ مَا بَعْدَهَا عَقِيبَ مَا قَبْلَهَا فِي الزَّمَانِ Normalde fa ne içindir? Ma ba'di, ma kablinden zaman itibariyle onu takip ediyor demektir. Bu meydana geliyor, bu da meydana geliyor. Onun peşinden hemen meydana geliyor fakat sümme gibi değil. Sümmede ne vardı? Mühlet vardı. Zaman bakımında mühlet vardı. Bunda mühlet yok. لَكِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ مَجَازًا Fakat fa, mecaz olarak kullanılır. Fi kevnil mezkuri ba'deha muratteben fi zikri ala ma qablaha. Yani zaman bakımından farklılık hemen takip değil de bu zikredildi, arkasından bu zikredildi. Yani mekan bakımından burada, burada. Lakinnehu yusta'melu mecazen fi kevnil mezkuri ba'deha fa'dan sonra mezkur olan mevcuttur. Fi zikri ala ma... Evet. مُرَتَّبًا فِي الذِّكْرِ عَلَى مَا قَبْلَهَا Zikirde, مَا قَبْلِهَا önce zikredildi, sonra bu zikredildi. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ عَطْفُ تَفْصِيلِ الْمُجْمِلِ عَلَى الْمُجْمَلِ Şimdi arkadaşlar, mücmel bir cümle geçiyor. Sonra atıf cümlesi getiriyorsun, onu ne yapıyorsun? Fa ile beraber atfediyorsun. عَطْفُ تَفْصِيلِ الْمُجْمِلِ عَلَى الْمُجْمَلِ tafsilil mücmeli alel mücmeli. Şimdi tafsilil mücmeli, mücmelin tafsili. Şimdi diyelim ki mücmel zikredildi, onu tafsil edecek bir atıf geliyor. Ne olmuş oluyor bu sefer? Bu mufassıl oluyor. Mücmel değil de mufassıl, mufassıl oluyor, tafsil edici oluyor. Tafsilil mücmeli. Mücmeli tafsil edeni atfediyoruz faili. Alel mücmeli, mücmel üzerine atfediyoruz. Şimdi orada zaman bakımından ne yoktur? Takip yoktur. Ama zikir bakımından, mekan bakımından ne var? Önce mücmel zikredildi, sonra onun tafsili zikredildi. Burada da fa'nın takip manası mecazi olmuş oluyor. Mesela bir müfesser var, bir de müfessir var. Müfessiri ne yapıyoruz? Müfesser üzerine atfediyoruz. Ne ile atfediyoruz? Fa ile atfediyoruz. Fa ile atfettiğimiz zaman zaman bakımından takip burada, yani fa'nın mevlu'u lehi olan zaman bakımından takip yok burada. Ama mekan bakımından takip var mı? Önce bu zikredildi, sonra bu zikredildi. Peşinden hemen bir fasıla olmadan zikredildi. Şimdi burada ve huve mu'rabun ve mebniyün dedi. Araya fasıla girmeden ne oldu? Fel mu'rabu dendi. Burada her ne kadar efendim zaman bakımından hani tecibu tekbiratul iftitahi fel kıyamu gibi zaman bakımından bir takip söz konusu değilse de mecazi anlamda bir takip söz konusudur. Mekan bakımından bu burada zikredilmiş. Hemen öbür mekanda da arada bir fasıl olmadan öbürü zikredilmiştir. Şöyle bir ibare görseydik. Ve musahhihu duhulil fa'i burada fa'nın duhulünü tasih eden şudur deseydi. Allah Allah, fa'nın duhulü caiz değil miydi ki? Yani musahhih tasih eden demek yani sahih değilmiş. Bunu tasih etmek için bir yol aramak lazım diye akla gelecekti. O zaman bu bilgiye daha önceden ihtiyaç var. Yani fa'nın mevlu'u lehi nedir? Zaman bakımından takiptir. Zaman bakımından takip olmayan yerlerde fa uygun düşmez. Öyleyse efendim buradaki fa nedir? Mekan bakımından önce mu'rab mebni zikredilip arkasından hemen fel mu'rabu dediğine göre mecaz manada burada takip söz konusudur. Fel mu'rabu mu'rab. Ellezî huve kısmu minel ismi dedi arkadaşlar. Şimdi اَلَّذِ هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْاِسْمِ Niye söyledi arkadaşlar? Evvela elif lam nedir arkadaşlar? Ahdi haricidir. Çünkü biz neyin kısmını okuyoruz? Hangi bahsi okuyoruz? İsmi okuyoruz. Mu'rab ve mebni neyin kısmıydı demiştik? İsmin kısmı dedik.
O zaman fel mu'rabu, o zikri geçen mu'rab. Zikir geçen mu'rab hangisiydi? Yani. Evet. Şimdi burada ellezî huve kısmun minel ismi dediğine göre mesela Yansur buraya girer mi? Girmez. Yansur buraya girmez. Niçin? Halbuki o da mu'rabtir yani. Ama bu hangi mu'rabin tarifini yapıyor? Evet. Fel mu'rabu ellezî huve kısmun minel ismi, isimden bir kısım olan mu'rab nedir? El murakkebu. Eyl ismüllezî rukkibe ma gayrihi. Allahu ekber. El murakkebu mürekkep olandır diyor. Arkadaşlar, şimdi burada bir tezat gözüküyor aslında. O tezatı nasıl tespit edeceğiz? Şöyle tespit edeceğiz. Şimdi biz neyi okuyoruz arkadaşlar? İsmi okuyoruz. İsim kelimenin kısmı değil midir? İsim kelimenin kısmı ise kelimenin tarifi neydi? Lafzun vula limanen müfredin. Murab da bunun kısmı olduğuna göre el murakkebu, murakkep diyorsun. Hem isim kelimenin kısmı olması bakımından olaya bir bakacağız. Hem de bir de murablik mebirlik açısından bakacağız. Murab olduğunu diyebilmek için murakkep olması lazım. Ama kardeşim murakkep olduğu zaman ne değildir? İsim değildir, kelime değildir. Halbuki biz ismin, kelimenin kısmı olan ismin murab ve mebni kısımlarına ayrıldığını konuşmuş oluyoruz. Burada gerideki bilgilerle beraber bir tenakuz vardır. Bundan dolayıdır ki buradaki mürekkepten maksat oradaki mürekkep değildir. Oradaki mürekkep neydi? Lafzın cüzü manasını cüzüne delalet edendi. Buradaki mürekkep, mürekkep ma'a gayrihidir. Mürekkep ma'a gayrihidir. El mürekkebu eyl ismüllezi öyle isim ki rukkibe ma'a gayrihi başkasıyla mürekkep olmuştur. Ya demek ki bizim burada efendim murab olarak değerlendireceğimiz isim terkipte vakı olması lazım. Murakkep ma'a gayrihi olması lazım. Ne demektir bu? Mesela diyelim ki biz Zeyd dedik. Terkip ma'a gayrihi midir? Yok, buna murab denmez bu. Zeyd murab midir, mebni midir? Murab denmiyor buna. Niçin? Çünkü terkipte vakı olmamıştır. Anlaşıldı değil mi? Mesela Zeydun kaimundaki Zeyd ne oldu bu? Terkipte vakı oldu mu? Vakı oldu. İşte bu murab olur. Zeydun kaimundaki kaimun, darabe Zeydun Amran'daki Zeydun Amran ne olabilir? Terkip ma'a gayrihi olmuştur. Bu murab ve mebnilik burada söz konusu olabilir. Fel mu'rabu el murakkebu eyl ismüllezî rukkibe ma'a gayrihi başkasıyla murakkep oldu ama öyle terkip ki terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu ameli kendisiyle tahakkuk etmiş şekilde terkipte vakı olacak. Biraz önce hani dersin başında söyledim ya, Gulam Zeydin'de. Mesela izafet-i maneviye misal verirken Gulam Zeydin desek Zeydin'in harekesini çok net koyabiliriz. Zeydin deriz. Ama Gulam-ı Zeydin diyemeyiz. Niye merfu okudun? Gulam-ı Zeydin diyemeyiz. Niçin mensup okudun? Gulam-ı Zeydin diyemeyiz. Niçin mecrur okudun? Doğru mu? Gulam Zeydin diyebilirsin orada. Öbür türlü söylediğin hiçbir şey bağlayıcı değildir. Onun için terkip var orada ama gulam ile ilgili terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu değildir. Terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu feyedhulu fihi, madem ki mürekkep deyince efendim amili kendisiyle tahakkuk edecek şekilde terkip ma'a gayrihi vaki olmasıdır. Feyedhulu fihi zeydun ve qaimun ve haulâi fi kavlike zeydun qaimun ve haulâi zeydun qaimun ve qâme haulâi. Şimdi arkadaşlar Zeydun kaimunda terkibe yetehakkaku ma'ahu amilu, hem Zeyd hem kaim ile ilgili var mı? Kâme haulâide, kâme değil, kâme çünkü isimdir, değildir, fiildir. Haulâ isim midir? İsimdir. Mebni asıl mıdır? Değildir. Efendim, haulâ terkibe yetehakkaku ma'ahu amilu olmuş mudur? Olmuştur. Sonuçta fel mu'rabu el murakkebu, fel-mu'rabu, el-murakkebu deyince bu da ha-ulay da bu işin içerisine giriyor şimdilik. Yani her ne kadar eğyar ise el-murakkebu tarifin cinsi olmuş oluyor. Efradını da camidir, eğyarını da camidir değil mi? Yani her tarife cins gerek evvela, şamil ola efradına, eğyarına. Thaniyen fasıl gerek şamil ola efradına, mani ola eğyarına. O zaman tarifin cinsi el-murakkebu olunca efradını da eğyarını da içerisine alması lazım. Kâme ha-ulay'daki ha-ulay'ı da alıyor içerisine. Zeydun kaimindeki hem Zeyd'i hem kaimi alıyor içerisine.
Bihilafi ma leyse bi murakkebin asla. Hiç terkipte vakı olmayan böyle değildir. Hiç terkipte vakı olmayan. Minel esma-i ma'dudeti. Esma-i ma'dude. Esma-i ma'dude nedir arkadaşlar? Sınıfın ismini sayıyorsun. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diyorsun. Cümle yapmıyorsun ki. İsim sayıyorsun. Efendim, nahvu, elif, ba, ta, zeyt, amur, bekir. Şimdi elif, ba, ta, sim, se, cim, ha, hı. Sen bunları saydığın zaman ne yapıyorsun? Harflerin isimlerini sayıyorsun. Bir cümle kurmuyorsun yani. Evet, buna terkip deniyor mu? Terkiben terkiptir ama yetehakkaku ma'ahu amiluhu değildir. Yani terkip midir değil midir? Eğer elif, ba, ta, ta falan dersen peş peşe ne olmuş oluyor? Terkip gibi gözüküyor ama yetehakkaku ma'ahu amiluhu değildir. بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِمُرَكَّبٍ أَصْلًا وَبِخِلَافِ مَا هُوَ مُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ مُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ Bu elif, ba, ta, zeyt gibileri hiç terkibite vakı olmadığı kabul ediyor. وَبِخِلَافِ مَا هُوَ مُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ لَكِنْ لَا تَرْكِبًا يَتَحَقَّقُ مَعَ وَعَامِلُهُ كَغُلَامْ فِي غُلَامْ زَيْدٍ كَغُلَامْ diyorsun, bak hareket veremiyorsun. فِي غُلَامْ زَيْدٍ diyorsun. Gerçi فِي غُلَامْ زَيْدٍ de فِي hani ceresin diyeceğiz ama fi terkibi Gulam Zeydin demektir burada. Yani Gulam Zeydin dediğin zaman buradaki Gulam Zeydin terkipte vakı oldu mu? Oldu. Şu muzaf muzaf ileyhtir. Elif, ba, ta, ta burada terkipte vakı olmadı. Yani elifin yanında hani bir başka mürekkep kelime Gulam Zeydin'deki gibi yok. Dolayısıyla hiç terkipte vakı olmayan elif, ba, ta gibi esma-i ma'dude terkipte vakı olmuş ama amili kendisiyle tahakkuk etmemiş Gulam Zeydin'deki gulam gibiler. فَإِنَّ جَمِيعَ ذَٰلِكَ Bütün bunlar مِنْ قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ عَنْدَ الْمُصَنِّفِ Musannife göre mebni kabilindendir. İbn-i Hacip bunları ne kabul ediyor? Mebni kabul ediyor. Peki, ya bu bir ıslahtır tabi. Biz mesela normalde terkip yaparken böyle yapmıyorduk. Yani terkip dersi yaparken ne yapıyorduk? ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْدَ Zeyd nedir arkadaşım? Mu'rab midir, mebnidir? Mu'rabdir diyorduk. Ama darabe zeydündeki olursa muğrabdir, yoksa mutlak zeydi soruyorsa ne muğrab değildir falan demiyorduk biz. Efendim, terkipte vakı olduğu zaman muğrab olabileni, terkipte vakı olsa da olmasa da muğrab diyorduk. Ama İbn-i Hacib Hazretleri'nin terimi, tabiri bu değildir. Bu bilgi de ihtiyaç duyulan bilgilerdendir arkadaşlar. Bekâme hâulâi. Öyle mi dediniz? Bekâimun değil mi? Fiyadurhu fî zeydun ve kâimun ve hâulâi. Kâme yok orada. Yanlıştır o. Hata. Fiyadurhu fî zeydun ve kâimun ve hâulâi. Fî kavlike zeydun kâimun ve kâme hâulâi. Ellezî lem yüşbih mebniyel aslî. فَالْمُعْرَبُ مُعْرَبْ nedir? اَلْمُرَكَّبُ الَّذ۪ي Öyle bir mürekkeptir ki, yani terkip مَعَ غَيْرِهِ vakı olmuş bir isimdir. Amil kendisiyle tahakkuk edecek şekilde. اَلَّذ۪ي Öyle bir isimdir ki, لَمْ يُشْبِهِ Münasip olmamıştır. اَيْ لَمْ يُنَاسِبْ Münasip olmamıştır. مُنَاسَبَةً مُؤَثِّرَةً Müessir bir münasebetle münasip olmamıştır. فِي مَنِعْ الْاِعْرَابِ İrabın men'inde müessir bir münasebetle münasip olmamıştır. Neye? Mebniyel asli. Mebni asla münasip olmamıştır. Arkadaşlar, İbn-i Hacib Hazretleri mebni bahsini ta ileride anlatacak. Orada mebniyi anlatırken el-mebniyü mâ nâsebe mebniyel asli diyecek. Mebniyi orada anlatırken ne diyecek Yusuf? Mâ nâsebe mebniyel asli. Hangi mebninin tarifini yapıyor? İsim olan mebninin tarifini yapıyor. Yani mebni aslının tarifini yapmıyor. Çünkü mebni asıl isimlerde yok. Bazı alimlere göre zamirler, ismi işaretler her ne kadar mebni asıl olsa da muteber müçtehitlerde böyle bir şey yoktur. Öyleyse isimlerin her birisi eğer mebni ise mutlaka nedir? Mebni arızdır. Mebniliği vacip de olsa mebniliği vacip de olsa, caiz de olsa nedir? Mebni arızdır. Peki, orada mebni tarif ederken madem ki ismin mebnisini anlatıyor, mebni aslı anlatmıyor yani. Ne diyor orada? El-mebniyyu, yani isimlerden mebni olan nedir? Ma
öyle bir isimdir ki nasebe münasip oldu. Nereye münasip oldu? Mebniyel aslı. Mebniyel aslı münasip oldu. Şimdi arkadaşlar, gayr-ı munsarif niye cer ve tenvin kabul etmez? Çünkü gayr-ı munsarif, o bahsi okumadık ama, yani gayr-ı munsarifte iki tane fer'iyet var. İki tane illet var daha doğrusu. Her illette de bir fer'iyet var. İleride gelecek. Açıklamasını orada yaparız. Mesela sadece mücessem olsun diye söyleyeyim. Deyin ki Ömer'de ne vardır? Bir adillik var, bir de alemiyet var. Gayr-ı munsarif illetleri sayılırken tarif denir, alemiyet değil de tarif denir. Bir de adillik. Adil ma'dulu anhim fer'edir. Tarif de tenkirin fer'edir. Yani her gayr-ı munsarifte iki illet var. Her illette de bir fer'iyet var. Dolayısıyla her gayr-ı munsarifte iki tane illet, yani iki tane fer'iyet var. Bir isimde iki tane fer'iyet olunca bu isim fiile benzemiş oluyor. Fiilde de iki tane fer'iyet var. Şimdi böyle olunca, yani iki fer'iyetle beraber fiile benzeyince fiil ona diyor ki sen bana benzedin diyor. Bak madem benzedin biz arkadaş olduk seninle. O zaman bak bende olmayan cer sende görmeyeceğim. Bende olmayan tenvini senden görmeyeceğim. Artık biz arkadaşız yani. Birbirimize benzedik. Cer ve tenvini kabul etmiyor. Niçin? Fiile benzediğinden dolayı. Şimdi mebni-i arız, mebni-i asla bazı cihetlerden münasip oluyor. O münasebetten dolayı bu da mebni oluyor. Yani mebni-i arızın mebni olması mebni-i asla olan münasebetinden dolayıdır. Şimdi arkadaşlar orada mebni bahsinde zikredilecek mana sebe mebniyel aslı, mebni asla münasip olandır diyecek. Bu münasebeti anlatacak orada. Mesela zamir niye mebni olmuştur? Harfa hangi yönüyle benzemiştir? İsmi işaret niye mebni olmuştur? İsmi usul niye mebni olmuştur? Değil mi? Yani zamir merciğine muhtaçtır. İsmi usul sılaya muhtaçtır. İsmi işaret işarete muhtaçtır. Harfler de nedir? Mutlaka manasının anlaşılmasında bir şeye muhtaçtır. Aralarında bir benzerlik var mı? Bir münasebet var mı? Vardır. Bu münasebet mebniliğe götürebiliyor işi. Her mebni arızda mutlaka bir mebni asla ne olacaktır? Bir münasebet olacaktır. Bu münasebet midir, müşabehet midir? Arkadaşlar müşabehet dediğin zaman keyfiyetteki benzerliktir. Müşabehet nedir? Keyfiyetteki benzerliktir. Her zaman mebni ile mebni arızla mebni asıl arasında keyfiyette benzerlik olmaz ki. Onun için ileride mebniyi tarif ederken ma nasebe dediğinden dolayı buradaki lem yüşbih ne diye tefsir edeceğiz? Tam onun tersiyle tefsir edeceğiz. Ma nasebe mebniyel aslı, mebniyel aslı münasip oldu. El murakkebu lezi lem yüşbih mebniyel aslı, mebniyel aslı benzemedi. Yani münasip olmadı. Şimdi müşabehet arkadaşlar hususidir, münasebet umumidir. Yani müşabehet de nedir? Bir münasebettir. Müşabehet de bir münasebettir. Ama münasebet daha geniştir. Burada hususi zikretti, umumi mana kastetti. Biz buradaki lem yüşbihin, lem münasip olduğunu nereden anlıyoruz? İlerideki mebni de mana sebe demesinden anlıyoruz. O bizim için ne oluyor? Bir karine oluyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ellezî lem yüşbih ey lem münasip münasebeten müessireten fî men'il i'râbe. Arkadaşlar her münasebette ne yapmaz? Mebniliği gerektirmez. Mesela gayr-ı munsarifte münasebet neyi gerektiriyor? Cer ve tenvinin kendisinden kalkmasını gerektiriyor. Fiile benzeyince ne oluyor? Cer ve tenvin kalkıyor. Yani mebniliğe yaklaşıyor ama mebni olmuyor. Hala muğraptir, haleti rafi zamme ile haleti nasb ile cerri fethiyle beraber olmuş oluyor. Tamam mı? Bu münasebet nasıl olmalı? Müessireten fi men'il sarfi değil, fi men'il irabı olması lazım. Mebni olabilmesi için. Diyor ki arkadaşlar Abdülgafur'da فَسَّرَ الْاِشْبَاهَ اَلَّذِي هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي الْكَيْفِيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ. Yani keyfiyetteki benzerliği münasebetle daha umumi bir manayla tefsir etti. اَلَّتِهِ اَعَمُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَسَّرَهُ بِذَٰلِكِ. Çünkü musannif kendisi hem yani buna yazdığı, kafiye yazdığı talik üzerine lem yüşbih lem münasip diye talik etmiş, kendisi öyle tefsir etmiş onu. Ayrıca mebnide de lem yüşbih demedi, şâbeh demedi. El mebni yu ma şâbehe mebniyel aslı demedi. Le münasib mebniyel aslı dedi. Ma nâsebe mebniyel aslı dedi. Evet.
lem yunasib münasebeten müessireten fi mani'l i'rabi. Neye münasib lem yüşbih benzemediği, münasip olmadı. Neye? Mebniyel aslı. Mebniyel aslı münasip olmadı. El mebniyellezi huvel aslu fil binayi. Mebniyel aslı ne demek? El mebniyellezi huvel aslu fil binayi demektir. Bu ne demek yani? Fel izafetü beyaniyetün. İzafet, izafeti beyaniyedir. Muzaf ile muzaf ileyhi, muzaf ile muzaf ileyhi arasında umum husus min vecih olursa, muzaf ile muzaf ileyhi arasında umum husus min vecih olursa, o izafet, izafeti beyaniye olur. Tefsirul meçhul bil eçhel mi oldu arkadaşlar? Meçhulü daha meçhulle mi tefsir ettimiz? Mesela hatemu fiddatin dedik arkadaşlar. Hatemu fiddatin. Şimdi hatem ile fidda arasında ne vardı? Umum husus min vecih vardı. Doğru mu? Ebyad ile insan arasında ne vardı arkadaşlar? Umum husus min vecih vardı. Evet. Şimdi umum husus min vecih münasebeti aralarında olan bir kelime öbürüne muzaf olursa orada izafet, izafeti beyaniye olur. İzafeti beyaniye tefsir edilirken nasıl tefsir edilir? İzafetsiz bir cümle ile tefsir edilebilir. Mesela evet. Burada muzaf-ı ileyhi müstakil bir cümle ile ifade edeceksin. Mesela el mebniyye ellezî huvel aslu. Bir sıla cümlesi yap. Ellezî huvel aslu. Yani mebni ne yapacaksın? Mübteda yapacaksın. Mübteda yaparken marife yapacaksın. El mebni sıla cümlesiyle onu muzaf-ı ileyhi de sıla cümlesiyle beraber sıla cümlesinin haber ismi usulünün haberi yap onu. El mebni ellezî huvel aslu fil bina. El mebni اَلَّذِي هُوَ الْاَصْدِ فِي الْبِنَى Mesela خَاتَمُ فِضَّةٍ الْخَاتَمُ اَلَّذِي هُوَ مِنْ فِضَّةٍ الْخَاتَمُ اَلَّذِي هُوَ فِضَّةٌ diye cümleyle beraber onu ne yapabiliyorsun? Tefsir edebiliyorsun. Yani izafeti beyaniye dendiği zaman aralarında umum husus min vecih olan umum husus mutlak vardı değil mi? Umum husus mutlak vardı. Umum husus min vecih vardı. Mübayenet vardı, müsavat vardı. Dört meseleydi bunlar. Aralarında umum husus min vecih, eğer muzaf ile muzaf ileyh arasında umum husus min vecih olur ise oradaki izafet, izafeti beyaniyedir. İzafeti beyaniye nasıl tefsir edilir? Muzafı mübteda yaparsın. Muzaf-ı ileyhi ism-i mevsulün haberi yaparsın. Hâtemu fiddatin el-hâtem ellezî huve fiddatun veya hiye fiddatun veya elleti hiye fiddatun dersin. Burada da mebniyel aslı eyl mebniyellezi huvel aslu fil binayi. Mebnilikte asıl. Fel izafeti buna göre izafet beyaniyetün beyaniyetir. Ve huve peki mebni asıl hangisidir? El mâdî vel emru bi gayri lam vel harfu. Üç tane saydı burada. Mâzi, emir bi gayri lam. Bu emir bi gayri lam da kime göredir arkadaşlar? Basralılara göredir. Vel harfu. Peki burada cümleyi zikretmedi arkadaşlar. Zaten cümle kelimenin kısımlarından değildir. Kelimenin kısımlarından değildir. Ve bihâdel kaydı bu kayıtla harece mislu haulay. Şimdi kâme haulaydaki haulay el murakkebuya girmiş miydi? Girdi. Ama ellezî lem yüşbih mebniyel aslı deyince haulay çıkmış oldu. Fî misli kâme haulay. Neden? لِكَوْنِهِ مُنَاسِبًا لِمَبْنِيِ الْاَصْلِ demektir. لِكَوْنِهِ مُشَابِهًا لِمَبْنِيِ الْاَصْلِ Mebni-i asla nedir bu? Münasiptir. كَمَا سَيَجِيُوا ف۪ي بَابِهِ Babında gelecek. Yani arkadaşlar, ismi işaretler nereye münasiptirler? Harfe münasiptirler. Ne bakımdan? Harf çünkü mutlaka manasının anlaşılmasında başkasına muhtaçtır. İsmi işaretler de işarete muhtaçtırlar. İnşallah Teala. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir soru sorayım size. Mubhemat deyince aklınıza ne gelir? Mubhemat dendiği zaman aklınıza ne gelir? Ayem çakmaz mı diyorsunuz? Mubhemat deyince arkadaşlar zamirler, ismi işaretler, ismi usuller mubhemattır. Tamam. Zamirler, ismi işaretler, ismi usuller mubhemattır. Şimdi başka bir soru soracağım. Marifeleri sayarken kaç tane marife vardı arkadaşlar? Zamirler.
İsmi işaretler, isim mevsuller, elif lamlı kelimeler, zamirler, isim işaretler, isim mevsuller, elif lamlı kelimeler. Bu beş taneden bir tanesine izafet-i manevi ile muzaf olanlar diyeceğiz. Bir tane atlamıştık, özel isimler. Zamirler, ismi işaretler, ismi usuller, alemler, efendim, eliflamlı kelimeler. Bir de bu beş taneden bir tanesine izafet-i manevi ile muzaf olanlar. Burada mutabık kaldık mı? Eski bilgilerinizi tazeledik. Bilmediğin şeyler değildi bunlar. Şimdi yine bildiğinizi tahmin ettiğim bir şey soracağım. Bu marifelerin sıralaması var mı? Yani o ondan daha marifedir, bu bundan daha marifedir. Bir sıralama var mı yoksa hepsi marifedir deyip geçelim. Elif lamla marife baş taraftadır değil mi? Avucunuzu açın, yalayın. Orucunuz bozmazsınız. A'raful ma'arif zamirlerdir. Sonra ismi işaretler, sonra ismi usullerdir. Alemler daha sonra geliyor arkadaşlar. Şimdi burada mutabık kaldık mı diyeceğim. Mutabık kalmanıza gerek yok. Bu bilgiyi size vermiş oldum. Biraz önce verdiğim bilgiyle şimdi verdiğim bilgi arasında aslında bir tenakuz gözüküyor. Dedim ki mübhemat deyince akla zamirler, ismi işaretler, ismi usuller gelir. Mübhemat deyince. Fakat a'raful ma'arif nedir? Zamirlerdir. A'raful ma'arif zamirlerdir. İsmi işaretler de ismi usullerdir. Zamirler olduğunda ihtilaf hatırlamıyorum. İsmi işaretler de ismi usuller de ihtilaf olabilir. Yani bazıları farklı sıralamada şey yapabilir. Ama a'raful ma'arif de birinci sırada ne vardır? Zamirler vardır. Arkasında ismi işaretler, ismi usuller vardır. Alem soruya kalıyor. Hem mübhem diyoruz Şahin'im, hem de a'raful ma'arif diyoruz. Ne biçim lahana turşusu, ne biçim periz derler değil mi? Şimdi arkadaşlar, ismi mevsul mübhemdir, gerçekten mübhemdir. Sıla cümlesiyle beraber onun ibhamı kalkıyor ortada. İsmi işaretler mübhemdir ama işaretle ibham kalkıyor ortadan. Zamirler mübhemdir, merciyle kalkıyor ibham ortadan. Şimdi huve, mercini buluncaya kadar canın çıkar. Mercini buluncaya kadar huve o, ne o yani. Bütün müzekkerler nedir buna? Müfret müzekkerler buna merci olmaya elverişlidir. Onun için huve dendiği zaman her müfret müzekkere gidebilecek durumdadır. Ne zaman merci zikrediliyorsa o zaman ibham ortadan kalkıyor. A'raful ma'arif zamirlerin olması ene, ente buradan başlıyor çünkü. Ene deyince insan en iyi kendisini bilir yani. Ene, ente ikinci olarak karşındakiler gayb zamirleri de buna teben öyle olmuş oluyor. Evet. Şimdi demek ki mübhemat diyoruz zamirlere, ismi işaretlere, ismi usullere. Ama bir taraftan da a'raful ma'arif diyoruz zamirlere. Arkasında ismi işaretlere, ismi usullere. Zamirlere, ismi işaretlere, ismi usullere diyoruz. Arada tenakuz gibi gözükenin izahını yapmaya çalıştım. Herhalde anlaşılmış olsa gerek. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim arkadaşlar.